MİTSO binasında basın toplantısı yapan Reşit Özer, 2013'ten 2022'ye uzanan süreçte yaptıklarımız, başardıklarımızın verdiği özgüven ve coşkuyla şimdi 3 Ekim'de yapılacak seçimlerde 3. görev dönemimiz için yeniden adayız. Çünkü artık şimdi daha tecrübeliyiz dedi. Ki 20 bin tona yakın her sene zeytinyağı oluyordu. Bu sene inanın son 20 yılın en büyük zeytin ve zeytinyağını elde edeceğiz diye düşünüyorum. Bakın yani bu Minas markası. Berlin'de geçen orada döner işi yapan Kaplan Döner'le konuştuk. Ya diyor Minas yağların buraya ne kadar güzel bir şey. Yani beni hani hoşuma gidiyor. Minas yağı diyor burada satılıyor. Yani bunun gibi ya bunlar ciddi ekonomiye katkı. Bu seneki hedefe 100 bin adet bu arkadaşımızın. Türkiye'de şu an geçen hafta anlatılan 1200 tane coğrafi işaret oluşmuş. Tabii hedef 3000 tane. Avrupa'da çok ciddi bir coğrafi işaret var. Artık bugün marketlere gidin, coğrafi işaretler standardı. Mesela Metro'da var, coğrafi işaretli ürünler diye stand açmış. Bunlar oluşacak. Bunlar güzel şeyler. Yani artık bunları hani değer vermemiz lazım. Biz mesela MİTSO olarak böyle şeyler yapıyoruz. İşte Erom olsun, Hekaton olsun, Beçim Kalesi'nin Türkçe-İngilizce açıklamalarıyla ve mümkün mertebe ziyaretlerimizde, hediyelerimizde zeytinyağı veya tabaklarımız var. Artık hani çikolatadan ziyade insanlara bunu anlatmamız lazım. Geçen hafta pazartesi günü seçim kuruluna listeleri verdik. Şu an listeler ticaret odasının girişinde asılı. Herkes gelip fotoğrafını çekebilir. Net ve açık. Hani hiç kimse mal kaçırmıyoruz. Kesinlikle böyle bir şey yok. Çünkü açık mı yani net. Gazetelerde de ilan yapıyoruz. 3 Ekim'de borcunu yatırmak kaydıyla ben belirlemiyorum tabii. 10 grupta 26 aday. Ancak grup listeleri hepsi hazır. Asılı. Bugün itibariyle İlçe Seçim Kurulu asılması gerektiğini söyledi. Bugün sabah 9'da, 8.30'da kapımızın dışında hazır. Biz hazırız bizim ekibimizle. Ya açık konuşayım, biz bu işe gönül verdik. Yani şunu söylüyorum, hiçbir beklenti. Aynı ekip, bir iki değişiklikler var. Birkaç arkadaşımızın hani affını isteyerek 26 kişiyle biz hazırız. Üyelerimize dolaşıyoruz. Üyelerimizin sorunlarını dinliyoruz. Ama hepsini zaten, tabii sorun çok, sorun hani. Bugün 2000'e yakın, 2500 yakın üye var. Sorun çok. Zeytin, zeytinyağı bugün. Minas nüfusunun 132 tane mahallenin %70'i zeytin, zeytinyağı gelirini buradan elde ediyor. Ben de Minas'ın çıtası yükselsin istiyorum. Organize sanayi bölgesi. Diyorlar ki yer. Ya ben bunun kura çekimi oldu. Bütün gazeteci Coşkun Beyciğim sen oradaydın. Noter huzurunda, sayın eski kaymakamımız Eren Bey huzurunda. 58 tane firma torbaya girerek metrekarelerine göre bölüm bölüm. Çünkü neden? Biz de orada mekanik ayrı oradaki bölümler. Zeytinyağı fabrikası yapacak ayrı. Balıkçılar ayrı. Gıda ayrı. Neden? O onu rahatsız etmesin diye. Hatasız olmaz ama %95 en uygununu yapmaya çalıştık. 3 defa Manisa'ya, 2 defa Manisa'ya, bir İzmir'e, bir İstanbul'a, bir Ankara OSB'yi gezdik. Nedir bu pullar? Yazışmalarda dedi ki Minas Beçim Kalesi, Minas Eromas, Minas'ın işte Heraklia, şimdi yeni Heraklia'ya başladık. Ya Minas'ın tanıtımı için bunu kaymakamlık, belediye, her yerlere verdim, belediyeye, ilçeye verdim. Bunları dedi ne olur hani şu anki rakamlarla işte 4 lira bilmiyorum şimdi kaç paraya gidiyor. Bunları dedi kullanalım hiç olmazsa yazışmalarda pulların önemi olsun. Yani bana göre de önemli bu. Levhalarda, tanıtımlarda, çevre yollarında yeni satış noktaları olması gerekiyor. Yani yöresel ürünler önemli. İşte bak Tarış sağ olsun güzel bir yer açtı. Eksik, yeterli değil. Ben gidiyorum Ayvalık'ta, Edremit'te görüyorum çok daha fazlası var. Neden bizde yok? Balla ilgili, halı. Bakın halıyla ilgili çalışmamız var. Balcılar'da şu an Kika kadın kooperatifleri var. Oraya iplik desteği verdik. İpliği bizden sağ olsun üniversiteyle Berna hocamla beraber. Gerçek Minas halısı. Şimdi yapıldı 5 tane. Onları gene biz satmaya yardımcı oluyoruz. Parası olduğu gibi kadınların. Hiçbir beklentimiz yok. Ama bu tezgahlar 5 sene önce 4 sene önce Volkan sen de mi gittik? Şeylere Bozolan'a gittik. Odunlukta kömürlükteydi. Biz bunları zorla çıkardık. Yapmak istemiyorlar haklılar belki. Ya dediler pazar bulamıyoruz tamam mı? Pazarı ben bulacağım dedim. Hatırlarsanız 3 sene önce sayın valimiz ve milletvekilleri açık arttırmada orada nasıl neler yaptık? Zeytin Asyaş Şenliği'nde halı sattık. Fuarlarda halı satıyoruz. Hoşlarına gitti şimdi iyi gidiyor. Ya sırf bu değil yani ürünlerimize sahip çıkmalıyız. Hepimize iş düşüyor. Yani çok yapılması gereken Milas'ta bana göre hala projeler var, işler var. Meslek okuluna kesinlikle katılıyorum. Biz de diyoruz ki yani artık hani gene hep beraberce kurumlarla ortak çalışma içine girelim. Şimdi mesela önümüzdeki ay tadım kursu açıyorum. Zeytinyağı tadım kursu elemanı yetiştireceğim. Ne yazık ki burada tadımcımız yok. Muğla'da var, yatağında var. Neden yok ya? Ben bunu bir sene uğraşıyorum. Ya gelin diyorum ya. Ücretsiz gelin diyorum. Ama hani biraz tabii bu işi anlayan, hani zeytinyağından zeytini anlayan, damak tadı olan. Yani niye? Kalite hiç olmazsa belirleyelim.
Bölge müdürünü götürdük. İnşaat mühendisi, makine mühendisi hepsi gitti. Buradalar. Orada bir gün boyunca sağ olsunlar çok ilgilendiler. Neler yapılması gerekiyor. Söke'ye ben gitmedim, kendileri gitti. Yani çevremizdeki OSB'leri gezdik ki Akhisar aynı şekilde. Ne yapılıyor? Onlar aynı şekilde gönderdik. Yani hata yapmayalım diye. Arazi engebeli. Benim yapabileceğim bir şey yok mutlaka. Düz arazi zaten o zaman olmazdı. Çok uygun rakamlara, çok uygun bakın. Parfiyat olduğu zaman duvar olmasa çöker. Bununla ilgili. Zaten yüklenici firmanın taahhütleri var. Yollar bozuluyor. Kamyon geliyor, tır giriyor. Bunlar düzelecek yani. Diyorlar ki elektrik niye üst yapıda? Haklısınız. Kabul ettiremedik. Direkler üstten. Benim de alt OSB'lerde böyle. Ben de istiyorum alttan geçsin. Ama bununla ilgili tabii benimle bir şey değil. Bizim buna itiraz şansımız. Şimdi arıtmayla ilgili işte ihaleyi bakanlıktan açtırıyoruz. Paket arıtma olacak, şu olacak, bu olacak. Şimdi verileri topladık. İnşallah Ekim sonu gibi. Yani demek istediğim bazı şeyler bakanlığın. Çünkü neden? Biz kredi kullandık. Oraya bağlıyız. Kredi kullanmasaydık, kendimiz yapsaydık o ayrı bir konu. Bu kredi kullanan OSB'lerin hepsinde yönetmelik var. Organize Sanayi Bölgesi yönetmeliği. Net ve açık. Bu yönetmeliğin dışına çıkamayız. Her yıl denetleniriz. 3 Ekim'de seçildikten sonra şu okulu bir an önce 6 ay 8 ay kısa sürede okulu hayata geçirmek istiyorum. Çok önemli bir olay. Avrupa Birliği yağlı zeytinini, bakın çok önemli bir olay. Yağlı zeytinini, coğrafi işaretini almak üzereyiz. Son noktalardayız. Bu ekonomiye, Minas'a çok ciddi bir katkı sağlayacak. Kalite, kalite, kalite. Sen eğer çuvalı kaldırırsan, kasa sisteminde bekletmeden yağını alırsan, ben satamıyorum. Satarsın. Ne yaptın diyorum? Birkaç yere haber saldım. Yok böyle bir şey. İnternet var, Facebook var. Yani sosyal medya var mı? Yok. Marka var mı? Yok. Ama böyle olmaz. Sen satıver. Ben hangi birimden? Yani ben de istiyorum. Bir havuz oluşturalım. Oraya birileri malını satalım. Ama hep bunlar tanıtımla olacak. Ya bu bir benle olmuyor. Yani ben bunu vurgulamak tek amacım bu. Sizlerden destek istiyorum. Hep beraber yapalım.